Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Filistin'i günlerdir ağır bombardımana tutan İsrail'in asıl planının 2 milyonu aşkın Gazze'liyi Sina çölüne sürmek olduğu öğrenildi. Bu fikre karşı çıkan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kararın Mısır-İsrail savaşı anlamına geleceğini belirtiyor. Dünya İsrail'in katliamına sessiz kalırken WikiLeaks tarafından yayınlanan belge ile İsrail'in Filistin'de uygulamaya çalıştığı üç aşamalı plan deşifre oldu. İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın 13 Ekim'de doğruladığı WikiLeaks belgesinde ilk aşama olarak havadan günlerdir bombalanan Gazze halkının Mısır'ın Sina Çölü'ne sürülmesi bulunuyor. İsrail'in güvenliği için çok önemli olduğu belirtilen sürgün işleminin ardından ise göçe zorlanan kişilerin geri dönüşlerinin engellenmesi için hazırlanan planın devreye sokulması hedefleniyor. Plan doğrultusunda Gazzelilerin geri dönüşlerinin engellenmesi için, eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalayarak yerle bir edecek. Sonrasında ise karadan başlatılan harekatla Hamas tünellerinin imhasıyla birlikte tüm Gazze'nin işgali tamamlanacak. İsrail'in sürgün planına Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ise keskin bir dille karşı çıkıyor. Filistinlilerin, Sina çölüne sürülmesinin olası tehlikelerine değinen Sisi, bu durumun ilerleyen dönemde olası bir Mısır-İsrail savaşına yol açabileceğini belirtti. Gazzelilerin Sina'ya sürülmesi sonrası Sina çölünün İsrail'e karşı askeri operasyonlar için bir üs olacağını ifade eden Sisi, bu durumda İsrail kendini savunmaya çalışacaktır. İsrail ordusu, Mısır ve Sine'ye yönlendirilecektir, diyerek uygulanabilir çözümler bulunması gerektiğini belirtti. Mısır Başbakanı Mustafa Medboli de İsrail'in Sina Yarımadası planına ilişkin çok sert sözler sarf etti. El Karış kentindeki 101. Tabur Karargahı'nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya gelen Medboli, biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız, Mısır hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi.